Merhaba arkadaşlar, Umikis'e hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle şıkır şıkır Eva'yla bir kulaklık taşıma kabı yapacağız. Böyle küçük bir şey yapacağız. Ama bu patates kızartması kabı şeklinde olacak. Ben böyle şıkır şıkır bir şey kullanmak istedim. İsterseniz bunun düzü varsa şöyle düz bir Eva'da kullanabilirsiniz. Patateslerimi de hatta simli sarıdan yapmak istiyorum. Olmaz mı? Olur, bence olur. Yani isterseniz siz böyle düz evalardan da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kalıp çıkarttım. Sanki birazcık böyle tişört kalıbı gibi, bir bakın. Şöyle detaylı. Bunu büyükleriniz daha kolay size çıkartabilir. Şöyle katladığımda şöyle bir şekli olması gerekiyor. Bunu kırmızıdan yapacağız. Şimdi şöyle çevirelim bakalım. Çok fazla ziyan etmemek için evamı şöyle arta kalan bir parçasından yapalım bakalım. Şimdi tükenmez kalemle kalıbını çıkartıyorum. Birebir üstünden böyle geçebilirsiniz. Evet. Şimdi bunu keselim bakalım. Şöyle çıkartalım ki daha detaylı ve kolay kesebilelim. Şurası da sanki tişörtün yakasıymış gibi. Şöyle biraz daha katlayacağız. Evet. Önü burası olacak arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Şunu kapatacağız. Önü burası olacak. Şimdi bu burada beklesin. Bundan ince ince patates kızartmaları keseceğim. Simli patates kızartmaları yapacağım. Şöyle aynı ebatta kesmeye çalışıyorum. Ama inceli kalın olabilir yani. Patates kızartmaları da bazı ince bazı kalın değil mi? Öyle hepsi aynı boyda aynı kalınlıkta da değil. Şöyle ince uzun bir sürü keseyim. Sonra boyutlarını çıkartırız. Şimdi şöyle şöyle bunları da böyle İncili uzunluğu bir keselim bakalım. Sanki daha keseceğiz. Bunlar az gelir. Çok da kısaltmıyorum. Sonra üstünden kısaltacağım çünkü. Şunları şöyle yapıştıracağım şimdi. Tutkal kullanacağım. Tutkalı şu alana, yapıştıracağım alana sürüyorum. Birazcık içeriden süreyim ki patateslerim düşmesin. Çok dışarı yapıştırmayayım. Birazcık kurumasını bekleyeyim. Birazcık kurutalım. Evet, yapıştırmaya başlayabiliriz. Şöyle biraz aralıklı aralıklı yapıştırayım. Birazcık yamuk dursunlar, değil mi? Şimdi bunların bazılarını uzun bırakacağım, bazılarını keseceğim. Şimdi birazcık da bu patates kızartmalarının üstüne beyaz tutkal geçiyorum. Yine bekleyeceğim birazcık. Bir üst kat daha böyle patates dizeceğiz. Şimdi böyle bir cırtımız var. Bu cırt cırtımızı minicik bir yuvarlak olarak kesiyorum. Çok büyük olmaması lazım. Bu sefer açıp kaparken patateslerimizi yolabiliriz. Minicik. Şimdi patateslerimin üstüne bir tanesini yapıştıracağım. Ama tabii ikisini aynı anda yapıştırmak daha mantıklı ki yoksa aynı hizaya gelmezler. İkisini birlikte bırakıyorum. Şimdi bu alt kısmına beyaz tutkal sürüyorum. Üste de sürelim. Birazcık fazlasını almaya çalışıyorum. Beyaz tutkal çok fazla kalmıyor elde biliyorsunuz. Onun için rahatça dokunabilirim. Bunlar kullandığım ürünler, çocukların rahatça kullanabileceği beyaz tutkallar bu arada. Alırken öyle alırsanız daha rahat kullanırsınız. Evet, şimdi biraz bunu kuruyana kadar böyle tutmamız gerekiyor.